Şimdi size bir gerçeği söylüyorum. En önemli gerçeği. Ben aslında yoğum. Her insanın hayatında kabul etmese de iki seçeneği vardır. Ya iyi olacaktır ya da kötü. Asıl sorun şurada. Peki biz iyi miyiz, kötü müyüz? Herkes kendisinin iyi bir insan olduğunu söyler ama bu koca bir yalandır. Bize ne olacağını hayat söyler. Biz uygularız. Hayat bazen koca bir rüya gibidir. Bir rüya görmüşsün, mesaj atmışsın, onunla mı atacakmışsın, neymiş? Çık da gel anlat hadi. Çağırdın beni. Dur gidelim mekana, anlatırım. Çok garip bir rüyaydı. Hayatın kendisi bir rüya oğlum. Sakın bunu unutma. Hiç unutur muyum? Sana bir gerçeği söyleyeyim mi? İnanmayacaksın biliyorum ama yine de söyleyeyim. Nedir? Ben aslında yok. Ya oğlum bir sus, dalga geçme, yürü gidelim. Thank you.
Anlat oğlum, nedir gördüğün rüya? Getirdin bizi buraya bir rüya için. Bir kız var rüyalarında. Aklıma kalbime kastığım yetmiyormuş gibi şimdi rüyalarıma geliyor. Güzel mi bari? İdare eder. Nasıl da anlatsana. Neden geldik buraya lan? Gördüğün rüya için değil mi? Tamam. Eksiksiz anlat ama. Tamam. Ya işte bizim orada bir market var. Ben o marketin orada oturuyordum. Nasıl oluyorsa o kız da o marketin önünden geçti. Sonra ben kızın yanına doğru yürüdüm. Kızla birlikte kızın evine doğru gittik. Giderken ben kızın belini elime attım. Ondan sonra kıza sımsıkı sarılarak kızın evine doğru yürüdüm. Sonra nasıl oluyorsa kızın elinde telefon gördüm. Ben kızın telefonun olduğunu bilmiyordum şahsen. Sonra kızdan telefon numarasını istedim. Yani hiç vermeyeceğini düşündüm ama kız bir kelimeden ben telefon numarasını verdi. Sonra ben o kadar mutlu oldum ki mutluluktan böyle havalar uçacak gibiydim. Ondan sonra kızın evine vardık. O kadar tuhaf bir olay ki kız benim teyzem gündüz katında oturuyor. Ne zamandan beri burada oturuyorsunuz diye sordular. Kız bayağıdır burada oturuyoruz dedi. İyiymiş ama rüyaların hep tersi çıkar derler. Lan! Neyse, dün Facebook'ta kız arkadaşımla konuştum. O da beni bir ay öncesinde mi ne rüyasında görmüş. Ama dedi ki anlatmam. Ben de bir konuştum, ikna ettim, anlattım sonra. Ne görmüş rüyasında? Rüyasında biz evlenmişiz. Zaten o da rüyasında görünce çok şaşırmış. İşte fotoğraflarımız başucumuzda ve bir de öyle güzel sarılıp uyuyormuşuz ki ben ellerimle yüzüne dokunup bir şeyler söylüyormuşum ama şimdi onlar aklıma gelmedi. Ve bir kızımız oluyormuş. Hep hayaliymiş bir onda bir kızın olması. Ama dedim ya, rüyaların hep tersi çıkar. Zaten herkesin hayalinde bir masumiyet yok mu? İşte bunlar da bazen rüyalarımıza yansıyor. Gerçekten bunları biliyormuş kız arkadaşın rüyanda. Evet. Kız arkadaşım gerçekten çok güzel bir rüya görmüş. Biliyor musun? Neyi? Aslında ben yok. Ben de diyorsun. Dur bir bakayım. Ne vuruyorsun lan? Bak demek ki varsın. Sence aşk var mıdır? Tabii ki var, her zaman. Buna nasıl inanabiliyorsun? İnanıyorum çünkü aşığım. Sen hiç çöpçü biriyle zengin bir kızın evlendiğini duydun mu? Yok. O zaman aşka inanma. Çünkü ilk aşık olduğunda çok sevinçlisindir. İçinde sanki yeni biri doğmuştur. Mükemmel bir duygu yoğunlaşması. Hiç tanımadığın birine müthiş bir empati hissetmek. Aşk budur. Sürekli yanında olmasını istersin. Onu koklamak, dokunmak istersin. Onsuz olmayınca yok olacağını hissedersin. Sonra onun olmaz bir sürü acı çekersin. Onu unutmak için başka şeylerle uğraşırsın. Ama zaman bir süre sonra seni tamir eder ve kalbinde ufak bir kırıklıkla geçmişe baktığın zaman ben nasıl bu kadar acı çektim diye kendine gülersin. Aşk bu kadar basit. Aynen hayat gibi. Bence sen yoksun. Hele şükür anladın. Kendinle ilgili kötü şeyleri kabul etmek zorunda kalmak berbattır. Haklısın. Şu an kendimi çok berbat hissediyorum. Bütün hayatımı bir bavula katıp çekip gitmek istiyorum. Ama gidemezsin.
yüzleşmen gereken gerçeklerin var. Bu yüzden kalıp mücadele etmek zorundasın. Bu yüzden hayatta kalmak zorundasın. Artık uyanmak istiyorum. Buna emin misin? Evet. Peki uyandım mı? Bunları hala hatırlayacak mıyım? İşte bunu ben de bilmiyorum. Bekle burada. Bir şey alıp geleceğim. Thank you.